Resimler değişemem, resimler değişemez. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Devam et. Basmamışız dinle. Hepsi gitmiş yani, çöp hepsi. Senin ben var ya. Şimdi çekiyor. Hep bu Ramazan'ın yüzünden ama hocam ya. Evet. Geçti. Evet, poliklinikteyiz. İlk hastamızı da aldık. Ne yapacağız şimdi? Beni bekliyorum. Çağırayım mı? Yeni hasta mı? 10 randevu ama belki gideceğiz. Bunu buraya kursak mı acaba şöyle? Spontan bizlerden birkaç şey alsa. İyi yaşayın hocam. Böyle yapacak mıydı sürekli? Kamera karşısında konuşmayan da çok olmuş gerçekten yani. Bayağıdır vlog da çekmeyince ne konuşacağımı bilemedim. Sen beni birazcık yönlendirsen ya. Bana kalırsanız yanacağım. Sana kalırsa kara kara kaldık desene. Endoskopi var iki tane. Endoskopiye gideceğiz. Oradan ufak görüntüler göstereceğim size. Poliklinikteyiz şu an. Endoskopide görüşürüz. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. Who you are is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your trunk. Take me to your kingdom. Böyle bir işlem bitince de hastanın raporunu yazıyor. Başladı bile. Başladı. Vizitler değil, hadi bakalım. Evet, burada şimdi görüşürüz. Tamam, tamam. Birazdan geleceğim yanına. Video çekiyor şu an. Ne haber? Taşlar gitmiş. Safra kesesi kanalına taş düşmüş. Acil operasyon denilmiş. Sizinle görüşmek isteyeceğiz. Bizim hastamız mı? Yok, hayır. Dış merkezde yaptırmış tetkiklerini. Aha. Tamam. Sizinle görüşmek istediğini söyledi. Tamam, bağla konuşalım. Tamam. Efendim? Doktor Aydın ben. Buyurun. Aha, buyurun. Aha. Tamam. Kanala düştüğü nereden belli olmuş? Başka ne çekildi? Ultrasonda mı belli oldu? Şimdi şöyle, tetiklerini görmek lazım. Ultrasonu görmek lazım. Gerekirse bir MR çekmek lazım. Ona göre eğer taş kanaldaysa o zaman belli olur. Ona göre de ERCP dediğimiz bir işlem var. Önce o yapılır. Ondan sonra ameliyat. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Hastanın kesedeki taşı kanala düşmüş. Muhtemelen de sarılık atağı geçiriyor. Ama öncesinde ne yapmak lazım bunu ameliyat etmeden önce? Safra kesesinden sonraki koledok dediğimiz yoldaki taşların çıkartılması lazım. Yani onu yapmak için de ERCP dediğimiz bir işlem var. Endoskopik retrograd kolangiyopankreatografi diye. Bu işlem yapılacak. Bunu gastroenterologlar ve belli başlı cerrahlar yapıyor. O yüzden muhtemelen hastayı önce oraya yönlendiririz. Daha sonrasında ameliyatını yaparız. Bir gelsin bakalım hasta. Kulak.
Yeni bir hastayla devam ediyoruz. Endoskopiye. Uyuyoruz mu? Uyuyoruz. Peki de. Evet, bir endoskopi, bir poliklinik, bir ameliyathane. Endoskopi de uyuyoruz. Evet. Evet. Öncelikle burada hastanın epipilotlarını gördükten sonra hemen altından aşağı doğru iniyorum ve yemek borusunda. Yemek borusunu şöyle ortalayıp aşağı doğru yavaş yavaş gönderiyorum. Yemek borusunda herhangi bir şey yok. Gönderdim, gönderdim. Tertemiz, gayet güzel. Mideye girdik. Midede birazcık su varmış. Suları aldık. Şimdi şişmesini bekleyeceğiz birazcık midenin. Gayet iyi. Temiz. Hasta aç gelmiş. Sonrasında da midenin çıkışına doğru ilerliyoruz. Burası pilor. Piloru görüyorum. Pilor gayet düzgün gözüküyor. Ve pilordan içeriye girdik. Evet. Şu an duodenumdayız. Yani 12 parmak bağırsağındayız. Evet, buradan da manevra yaparak elimizle ne yapıyoruz? Evet. Şöyle aşağıdan ilerledik. Gönderdik. Ve geriye dönüyoruz ve bu sefer de mide ile yemek borusunun çıkışını kontrol ediyoruz. Buraya da baktım. Gayet güzel bir kaçak gözükmüş. Çünkü genel itibariyle kontrol ettikten sonra mideyi çıkıyorum yavaş yavaş. Bir problem yok. Gayet güzel. Havasını aldım, aspir ettim. Rahat etsin diye hasta. İşlemi bitiriyorum. Al. Evet, sağ olun. Bana çevirebilirsin. Açın bakalım gözlerinizi. İşleminiz bitti. İşlem bitti. Polikliniğe geldim yeniden. Hastaların sonuçlarını kontrol ediyorum. Bir tane ensizyonel hernemiz vardı. Onun sonuçları çıkmamış. Ameliyat yatışları var. Birazdan da ameliyata gideceğim. Az sonra şeyle görüşürüz. Ameliyathanede. Şimdi yapacağınız işlem kıl dönmesi. Görürsünüz. Hasta hazırlandı. Birazdan işleme başlayacağım. Ben oraya geçeyim. Bir yerde geçeyim seninle. Sen tutar orayı. Okey mi? Hazır mıyız? Akıyor mu şu an? Evet. Peki. Şu an kesiyorum. Fark etmiyorsun değil mi? Peki başlıyoruz. Şey, koteri biraz düşürebilirler mi? İlk ameliyat bitiyor. Birazdan yan tarafta ikinci ameliyat için hasta uyutacak var. Ona geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Basma. Tamam. Oğlum çıksana, video çekiyoruz burada ya. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Devam et. Basmamışız zimmeye. Hepsi gitmiş yani. Çöp hepsi. Senin ben var ya. Şimdi çekiyor. Hep bu Ramazan'ın yüzünden ama hocam ya. Vallahi hep bu Ramazan'ın. Bak şimdi başlattım ben. 15 saniye öyle. Hep bu Ramazan'ın yüzünden. Bir daha yıkanabiliriz hocam. Bak yanıyor şu an. Başladı. Şimdi oldu. Ama hep Ramazan'ın yüzünden hocam. Çekiyor mu? Evet. Peki, yeni ameliyata gidiyoruz. Ellerimizi güzelce şöyle bir köpürtelim. Yıkayalım. Dirsek bere kadar.
Tırnak aralarını elleri ve güzelce yıkadık ve durdurduk. Şuradan ikinci tuzumuzu alalım. Yine yıkadım. Şöyle akıyor dirseklerden. Tekrar durdurdum. Ellerim yukarıda ve üçüncü kez aldım. Hadi gidelim. Gel. Evet, tekrar var. Bir gidesin var. Günaydın hocam. Nasılsın Melike? İyi hocam, siz nasılsınız? Nasıl şey yapıyor benim için? Balkalıyor resmen. Ellerimizi yıkadık. Müşra doktor bey bağlar mısınız? Link etti mi? Hı-hı. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bir ameliyattan çıkıp öbürüne girdiğimiz bu vlogumuzda. Kötü bir safra gezisiyle karşı karşıyayız gerçekten. Safra gezisi beni benden aldı. Evet ama şurada başkasına girersek sanki işimizi halledecek gibiyiz. Ne diyorsunuz yıllar? Bence hayır olur. Hemen dolayı aldım. Hayır olmaz hocam falan yok olabilir mi hocam? Her şey mümkün direkt hocam. Direkt hemen şey yaptınız ya. Size yetmiyoruz. Allah razı olsun. Yani bu şey gerçekten bayağı iyiymiş yalnız. Tam olup iyiydi. Elif. Efendim hocam. Nasıl hastamız? Hastamız gayet iyi. Sıkıntı her şey yolunda. Maşallah. Ben o zaman şeyi incelteyim. Buyurun. Sistiği inceltmeye çalışacağım. Sistik de koridor gibi falan ya. İstiyorsunuz hocam. Ya ne oldu sana? Böyle bir şeyler olmuş. Ne oldu? Çok güzel olmamış. Ben geçtim. Geçeceğim. Bir şeyler olmuş sana. Düğüne mi gideceksin? Ses kaydı var diye çok şey yapamıyorum ama. Ben şimdi diğer ameliyata geçiyorum. Beyaz salonuna geçtik. Diğer hastadayız. Böyle böyle devam edeceğiz. Ameliyat arası verdik, bir yemek yiyelim. Ondan sonra yeniden devam ediyoruz. Polikliniğe geldim. Ama dışarıda hastalar bekliyor. Şimdi onları alayım, ondan sonra yemek yerim. Belki ondan sonra da diğer ameliyata geçeriz. Hadi al bakalım. Alıyorum. Buyurun. Yüzeye dokusu hocam. Parmak dersi olan vardı ya, aha, o ne zaman alınır diye soruyorum. Bir yemek yiyeyim. Tamam. Ben yiyemedim. Ondan sonra alalım olur mu? Tamam. Hatta onu çeksinler. 5. salonda yer varsa çeksinler. Tamam. Halledelim. Hı. Durum bu arkadaşlar. Evet. Artık bir şeyler yiyelim. Dikecek mi kız şunu? Yavaş bak. Şöyle güzel güzel. Çorbamız var. Mantımız var. Bu ne? Kemerpaşa mı? Sanırım. Birazcık suyu akmış yoğurt var. Neyse. İdare eder şimdi. Hızlıca bunu yiyelim ve gidelim hadi hemen. Başlattın mı? Gel şöyle şimdi hemen. Burada da poliklinikten gelen bir tane hastamızın parmağının üzerinde minik bir apse oluşmuş. Onu halledeceğim şimdi.
Bura batıyor değil mi? Evet, batıyor canım. Önemli. Burası acıyor mu? Yok, orada bir şey hissetmiyorum. Orada bir şey hissetmiş, okey. Buraya ne olmuştu, bir anlat bakayım. Şimdi bunun şey, bileği taşına kaptırdım, emin misin? Elini bileği taşına kaptırdın. Evet, bıçak bileme taşı diyelim artık. Sonra? Sonra işte ha geçer, daha da... Geçmedi mi? Geçmedi, intihap yapıyor, şişiyor, ediyor. Klemp versene. Hatta genel cerrahiyle gittim ben de. Parmağını bir şöyle kapat bakayım. Tamam. Evet. Yine kötü bir keseyle karşı karşıyayız. Yani bütün her yerini sarmış. Momentum gelmiş, kapatmış karaciğer üzerine. Keseye dair hiçbir belirti yok. Neyse açtık. Yavaş yavaş. Okay. Çok güzel. Şu anda doldu ben. Falan yani değil mi? Her yerden bir şey geliyor. Yok yağ geliyor. Yok oradan başka bir şey geliyor. Bant geliyor. Şuraya girebilir miyiz? Şuraya gir bakayım. Girebilir miyiz? Bir şey yok. Evet, provokar da bitti. Ama biz de bitirdi. Neyse. Güzel geçti. Hastamız için inşallah. Sıkıntısız bir ameliyat olmuştur. Ameliyatımız bitti. Hadi bakalım. Saç. Ne ameliyat kutundayım? Sen ameliyat kutundaysın. Evet. Ameliyatlar bitti mi? Bitti sayılır. Poliklinikte bir iki de hasta baktım şimdi yeniden. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ameliyat notlarımızı yazıyoruz. Biraz sonra vizite çıkarım. Vizit de biter. Ondan sonra da artık yolcu yolunda gerek değil mi? Evimize gidelim. Biz de insanız. Ne yapıyoruz? Ameliyat notu yazıyoruz. Ameliyat notu bakalım. Evet, bize var. Tamam, gel bak, hasta geldi mesela şu an bakalım. Buyurun. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Şurada birazcık ağır. Ne yapıyor seni böyle? Ha? Atıyor mu? Bu ne? Bunu da bekletiyorsun. Bu daha çok seni şey yapar ama böyle. O zaman hiç oturma. Hep dolaş. Aşağı insin hepsi. Oldu mu? Peki bugünler normal ama böyle. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Gez dolaş. Sonra tekrar buraya gel otur. Oldu mu? Merhaba. Bir de bu şekilde yatma. İçtikten sonra şimdi göbeğinde var ya, o da basar buraya. Otur ya da şöyle dik dur yani burada. Hadi geçmiş olsun. Var mı başka? Başka yok hocam. Elinize sağ ol. Görüşmek üzere hocam. Nasılsın? Var mı yaramaz? Hadi geçmiş olsun. Gayet güzel bir kese. Güzel bakmışsın. Bir sıkıntısız geçti. Oldu mu? Şeyimiz falan da yok. Yok hocam, tamam. Direni yok. Tamam, gayet güzel. Vitalleri falan da sıkıntı. Birazcık toparlan önce, ondan sonra kalk dolaş kes. Oldu mu? Tamam. Hadi geçmiş olsun. Hadi yaramadı. Şurada bir tane direnim var. Tamam mı? Şöyle duracak bu burada. Bizi zorladın sen ya bayağı. Neyse, sıkıntısız geçti inşallah. Çok sağ olasın. Peki, güzel güzel dinlen. Ondan sonra şöyle bir kalk dolaşıyoruz. Oldu mu? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Beyi tamam mı? Hayır. 7'deyim hocam. Bir de şöyle bir var.
Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Ay, buraya ağrım var. Ağrım var. Hemen durduralım ağrını. Hemen yapalım inşallah. Ağrın olur çünkü... Evet, kesen çok kötüydü. Yapışmış her yere. Büyümüş. Evet, büyümüş. Yani çok gecikmişsin, çok bekletmişsin. Evet. Keşke önceden yaptırsaymıştın. Ben söyledim en son. Ağrısı vardı baba. Evet. Dedim. Zaten erkekler hep böyle sorumludur. Neyse, bir sıkıntısız halloldu oldu mu? Eline sağlık. Geçmiş olsun. Aynen, çok teşekkür ederiz. Tamam. Taş falan çıkmadı mı? Çıkmıştır da onlar patolojiye gidiyor şimdi. Bütün kese alınıyor ya. Beraber gönderiyoruz onları. Siz kese, safra kesesini aldınız. Kese komple çıkıyor tabii. Yani artık safra kesesi safra yok. Kesesi yok. Artık ama sorun da yok, tamam mı? Sindirim sisteminin yemeği artık evet, birazcık şey yapacak, periz yapacak. Ondan sonra normaldir. Biraz toparlasın, ondan sonra kalksın, gez. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam. Vizit bitti. Hadi görüşürüz. Teşekkür. Evet arkadaşlar, günün sonuna geldik. Günü bitirdik. Ameliyatlarımızı yaptık, vizitlerimizi yaptık. Polikliniğimizi yaptık. Üstüne endoskopilerimizi yaptık. Gün bitti. Güneşi batırmadan artık çıkalım değil mi? Peki. Kendinize iyi bakın. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Genel cerrahi dair, yaptığımız işlere dair güzel bir size video olsun. Yeni videolarda, yeni vloglarda, yeni ameliyatlarda görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Sonra? Onlar da dedi ki, internetteki fiyatı neyse uygun dedi. O yüzden internetteki fiyatıyla günaydın. Günaydın. Nasılsın? Bir sıkıntı yok. Yok. Tamam, gayet güzel. Taburcusun, gönderiyoruz seni. Tamam. Dikişler alınmayacak. 3 gün sonra banyo yapabilirsin. Onun dışında da bir kontrolümüz yok. Bir sıkıntı olursa yine bize danışabilirsin. Yemek içme. Yemek içmede de bir şeyimiz yok, diyetimiz yok. Oldu mu? Problem yok. İstediğini yiyebilir. Bu dönemde ilk ameliyat kısımlarından sonraki dönemde birazcık hafif ye. Sonra normal dönebilirsin. Tamam. Sormak için bir şey var mı? Peki hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasılsın? Nasıl geçti gece? İyiyim. Sorun. Peki. Bunu alıyoruz. Seni gönderiyoruz artık. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Wasting time, hoping that you drop by. Günaydın. Sıkıntı yok. Rahatladın mı? Dünkü ağrılar geçti mi? Dünkü ağrılar geçti. Peki, çok güzel. Şimdi bakalım, gezdin mi? Ama tuvalete çattım ben. Tamam. Peki, birbirimizi çekiyoruz. Seni gönderiyoruz, oldu mu? Tamam, bugün sokağa çıkmaya sağlık, kağıt mı alacağız? Kağıt veririz, onunla beraber gidersin. Bir çıktı alırsın hastaneden, çıktığına dair bir belge yazarız sana, bir göndeririz. Tamam. Dikişlerin alınmayacak. 3 gün sonra banyo yapabilirsin. Torba? Torbayı çekeceğiz bir şimdi, alacağız. Tamam. Durum bu, tamam. Başka İyi. Bir şey yok. Tamam. Kontrolümüz yok. Bir sıkıntı olursa bana telefon edebilirsin. Tamam, ilaç vermeyeceğiz. İlaç var, antibiyotiklerim var, onları kullanacağım. Bitince de başka bir şey gerek yok. İyi. Tamam. Tamam. Sonra kalırsa mı? Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki. Bir kağıt alırsa sıkıntı olur. Tamam, kağıdı yaz yazsa merak etme. Sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim.